Peki Büşra Hocam, etin saklama koşullarından da izleyenlerimizi biraz bilgilendirir misiniz? Etin saklama koşulları nasıl olmalıdır? Evet, eti eğer ki önümüzdeki birkaç gün içerisinde pişireceksek buzdolabında saklayabiliriz. Fakat eğer ki difrizde birkaç ay boyunca saklamak istiyorsak öncelikle küçük porsiyonlar halinde doğrayıp o şekilde difrizde saklamak çok daha doğru olacaktır. Tekrardan o difrizdeki etleri pişirmek istiyorsak önceki buzdolabına kaldırıp o şekilde çözdürüp pişirmek daha iyi olacaktır. Diğer türlü yöntemleri lütfen uygulamayın. Yok işte ısıtıcıda birazcık çözdürmek, kalifar peteğin üzerinde çözdürmek veya sıcak suya atmak gibi o yöntemleri değil de bir gün öncesinden buzdolabı rafına yerleştirin. O şekilde buzları çözüldükten sonra sağlıklı bir şekilde pişirmeye hali gelecektir zaten. Peki o yöntemlerin zararları nelerdir hocam? Besin değeri kaybı oluşuyor. Hem mikroorganizma bulaşabiliyor. Hani vitamin ve minerallerini kaybetmemesi açısından eti o şekilde muhafaza etmek çok daha doğru olacaktır. Peki aralıkları ne olmalı? Tüketim aralıkları ne olmalı etin? Et tüketim sıklığı et, tavuk, balık olarak ayırıyoruz. Hani haftada iki defadan daha fazla kırmızı et tüketimini çok fazla önermiyoruz. Yine balık tüketimi mutlaka 2-3 defayı bulsun. Diğer günleri aslında böyle gün gün yaparak işte şu gün et, şu gün tavuk, şu gün balık, yanına akşama bu sebze yemeği diye kendimiz bir haftalık menü oluşturduğumuzda çok daha sağlıklı bir yaşam aslında davetiye çıkarmış olacağız.